TV'ye hoş geldiniz. Ben Hasan Akkuş. Türkiye'nin ilk e-ticaret işveren sendikası adlı videomuza hoş geldiniz. Öncelikle biraz bu sendikacılıkla alakalı bu yeni gelişme TV'lerde pek yer bulmadı ama ben tabii gündemime aldım bunu. Şu an biliyorsunuz piyasa en çok kripto paraları konuşuyor ve buradaki satın alma kavramını konuşuyor. Buna istinaden Türkiye'deki e-ticaret büyüklüğünü, pazarın büyüklüğünü ve buradaki sendikalaşmanın önemini de vurgulamak istiyorum ve bu konuyla alakalı bülteni de anlatmak istiyorum aynı zamanda. Türkiye'de şu an 256.861 e-ticaret sitesi varmış. Bu korkunç bir rakam. Şöyle düşünün, ortalama bir e-ticaret sitesinde 5 kişi çalışsa bu 1,5 milyona yakın kişiye karşılık geliyor neredeyse. Tabii bu e-ticaret sitelerindeki büyüme problemleri de getiriyor. Hem hukuk anlamında hem ilişkiler anlamında hem ticaret anlamında birçok problemi kendi içerisinde barındırıyor. Bu barındıran problemleri aşabilmek adına da bazı girişimler var, sendika kurmak gibi. Tabii bu kurulan ETİS sendikası şöyle bir yasal temsilci olarak da faaliyetlerine başladı tabii birçok sendikanın da olduğu gibi. Genel kurulu E-Ticaret İşveren Sendikası Genel Başkanı Yanık, anayasamızın maddesi 51. maddesinde kurulan ve e-ticaretin alanında faaliyet gösteren şirketlerimizi temsil eden ilk sendika olarak başlamış, faaliyetlerine başlamış. E-Ticaret İşveren Sendikası Genel Başkanı Azat Gökçe ile faaliyet raporunda yapılmış ve yapılacak olan eğitim anlaşmalı kurumlar protokolü, kurum ziyaretleri ve üyelere özel faaliyet hakkında bilgiler vermişler. Bu da çok güzel. Tüm işverenler sendikalar konferansı TİSKO'da katılmış bu toplantıya. Tabii buradaki ticaret hacmi şu an rekorlar kırdı. 226 milyara ulaşmış. Bunlar çok büyük rakamlar. Tabii işveren sendikası hakkında da şöyle bilgi verebiliriz. Elektronik Ticaret ve İş Sendikası 2020'de kurulan e-ticaret işveren sendikası ETİS e-ticaret faaliyetine devam eden firmaların KOBİ'leri büyümelerini sağlamak amacıyla kurulmuş. Tabii bu KOBİ'lerin büyüme amacıyla kurulan bu sendikanın şöyle de olabilirdi aslında. Biraz daha ezber bozmak istiyorum. Bu sendika kurmuş ama bu sendika e-sendika olabilirdi mesela. Böyle bir kavram Türkiye'de şu an atıldığını zannetmiyorum veya duymadım yani. Yok ben çünkü bir sene içerisinde aşağı yukarı 10 bin üzerinde bülten değerlendiriyorum. Bu senelerde biraz düştü tabii pandemiyle beraber hani biraz daha şirketler yavaşladı bu konuda. Daha öncesinde 10 bin, 12 bin, 13 bin tane bülten değerlendiriyorum. Bu bültenin içerisinde ilginç haberler yani çok birçok insan duymadığı haberleri de okuyordum. Yalnız bu anlamda e-sendika kavramı böyle bir şey yani bu sendikacılık da elektronikleşebilir, elektronik ortamdan takip edilebilir, yapılabilir, faaliyetleri sürdürülebilir. Burada da böyle bu yani bu sendik Etis'ten de böyle bir faaliyette göstermesini beklerim. Etis yani e-ticaret sendikası ama bunu kendisini de elektronik ortama taşıyabilir. Faaliyetleri bulundurabilir. Anlatacaklarım bu kadar. Tabii şöyle bir durum da var yani anlatacaklarımın üstüne şunu da eklenebilir. Mesela kripto paralar konuşurken burada e-ticaret sitelerinin çokluğu önemli değil. E-ticaret sitesinin sunduğu çözüm yani en iyi çözümü sunan e-ticaret sitesinden alışveriş edersiniz veya işte en hesaplı fiyatı veren e-ticaret sitesinden alışveriş yaparsınız. Mantıken böyle insan mantığı böyle çalışır. Burada da tabii mesela kripto paralar gündemdeyken mesela bazı e-ticaret siteleri bu kripto para üzerinden de ticaretini sürdürebilirse mesela Amazon gibi veya blockchain teknolojisini içinde barındırarak bir e-ticaret sistemi oluşturabilir. Biz buna nasıl ayak uyduracağız mesela? Burada da bence şu an çok problemler var. Mesela bunun takipçisi olacağım. Bu sendika e-ticaret sitelerine ihtiyaçlarına veya problemlerine cevap verebilecek mi? Güzel bir konuydu bence. Herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir yeni videoda tekrar gündeme getireceğim bu ETİS E-Sendikayı.